Evet, şimdi öncelikle biraz giriş yapayım. RapidMiner anlatacağız, anlatmaya çalışacağız. Tabii bu giriş olacak. Normalde ben bunu bir hafta en az süren ve daha uzun versiyonları da var. Eğitimler şeklinde veriyoruz. Ama önce şunu söyleyeyim. Burada anlatacağım konuların çoğu YouTube'da var. YouTube kanalımızda var. Oradan izleyebilirsiniz. Ama daha detaylı eğitimleri yazın olacak bu veri madenciliğinin. Şimdi şöyle, benim eğitim içeriği olarak tercih ettiğim yazılımlar hep açık kaynak kodlu yazılımlar ve ücretsiz yazılımlar. RapidMiner de böyle bir yazılım. Buna alternatif Weka var. Weka'nın güzel yanı machine learning'le ilgili, makine öğrenmesiyle ilgili çok daha geniş bir kütüphaneye sahip olmasının yanında programcı olan arkadaşların programlarını direkt entegre edebilmeleri. Nime var, Knime diye yazılan. Nime diye okununca yazılışı belki şey yapılamayabilir. Nime tam açık kaynak kodludur. RapidMiner, community founded software olmakla birlikte son düzlükte ücretli hale geldi profesyonel versiyonu. Ama community'ye üye olursanız veya akademisyenseniz, çoğunluk zannediyorum akademisyenlerden oluşuyor, bir oylama yapıldı, asistanlar, yardımcı doçentler falan. Dolayısıyla şayet akademisyenseniz üye olup ücretsiz, orada sonsuza kadar ücretsiz olacaktır diye RapidMiner'ın bir açıklaması var. İkisini de kullanabilirsiniz. Nime'de olabilir, RapidMiner'de olabilir. Bir de bunların dışında piyasayı domine eden en gelişmiş olanlar, isimlerini gene söyleyelim. SAS var. Bu konuda en iyi olan yazılımlardan birisidir. Bir de IBM var. IBM'in SPSS'ini belki biliyorsunuzdur. Data mining ile ilgili şu an Türkiye piyasasında en fazla görebileceğiniz yazılımlar bunlar. Dünyada da önemli oranda payları var. Tabii bunların alt versiyonları var. Visualization için başka yazılımlar, işte başka amaçlar için, ETL için başka yazılımlar var. Şimdi ben RapidMiner'a giriş yapacağım. Bu arada öteki sınıfı göremiyoruz ama buradakiler bir örneklem sağlayacaktır diye düşünüyorum. RapidMiner'ı daha önceden kullanmamış kaç kişi var? Tamam, hiç kimse kullanmamış. Veri madenciliği ile ilgili hiç eğitim almamış, ders almamış kaç kişi var? Tamam, hiç kimse almamış. Çok güzel. Evet, teşekkür ederim Selçuk hocamıza. Şimdi şöyle, hemen başlayalım. İşimizi yapalım. İşin esprisi bir yana. Ben her şeyi baştan anlatacağım. Benim işim bu çünkü. Şimdi RapidMiner'ı açabildik mi bilmiyorum bilgisayarlarda ne durumdayız ama ben şöyle, Windows'u da kullanmayı çok bilmiyorum. Windows'un altında şöyle bir şey yaptım. Şurada aramaya basıp buraya RapidMiner yazdım. Ondan sonra şu RapidMiner stüdyo çıktı. Her bilgisayarda kurulu olduğunu söylediler. Buna tıklayarak açtım RapidMiner'ı. Windows'u daha iyi bilen birisi belki daha kısa bir açma yolu vardır bilmiyorum ama açtığımda şöyle bir ekran çıkıyor. Splash screen şeklinde başlangıç ekranı. Şimdi burada normalde bir hazır veriler var. Bunların üzerinden de gidebiliriz. Örnek bunlar demolar. Ama ben her şeyi kendim yapmayı sevdiğim için ve size de bunu anlatma fırsatım olacağı için her şeyi adım adım bir new prosesin altında blank seçeneği seçerek başlatıyorum. Ve böyle bir ekranla başlıyoruz. Şimdi bu ekranda yapısı şöyle çalışıyor RapidMiner. Bir girdi var. Hazır verilerimizden birisini kullanırsak. Bir de çıktı var. Şu kutunun sonunda böyle tıklayıp bu ufak yarım dairelere şey çizebiliyorsunuz, line çizebiliyorsunuz, connection yapılabiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim, bu yazılımların hepsine data mining suite deniliyor, veri madenciliği suite deniliyor, yazılımları deniliyor. Ve bu veri madenciliği suite'lerinin ortak özelliği şudur, bir veri akışı vardır. Veri bir yerden başlar, akar, bir suyun akışı gibi, bir trafik akışı gibi, dallanabilir, çeşitli kollara ayrılabilir ama neticede sonuca giden bir akış vardır. O akışı tasarlarız biz. Yolun üstüne kutular koyarak o kutulardan geçmesini sağlarız. O kutularda ne söylediysek onların yapılmasını sağlarız. Şimdi onunla ilgili ufak bir iki örnek yapacağız. İlk önce konumuz şöyle. Bu işin ilk başlangıç seviyesi sayılan, bizim programcılıkta programlama dersleri aldıysanız Hello World uygulaması vardır. Her ders böyle her dile başlarken bir Merhaba Dünya yazılır. Bu işin Merhaba Dünya'sı, ABC'si aslında ufak bir uygulamayla başlıyor. En çok bilinen, en çok kullanılan veri madenciliği kitaplarının tamamında aşağı yukarı geçen de bizim bir Iris veri tabanımız var. Iris veri setimiz var. Onu ben hemen anlatayım. Şuradan değil. Nereden bulacağız? Local repository'de data'nın altında, samples'ın altında, data'nın altında Iris var. Şöyle yerini göstereyim. Samples altında, data'nın altında Iris var. Bu Iris'i tutuyorum ve boş sayfada bir yere bırakıyorum. Yani basılı tutup Iris'e boş sayfada bir yere atıyorsunuz. Drag and drop yapıyoruz, sürükle bırak yapıyoruz ve Iris verisi geliyor. Evet, Iris verisi meşhurdur. Dediğim gibi yarın öbür gün veri madenciliği ile ilgili bir eğitime katıldık derseniz sağda solda, onlar da Iris verisini kullandınız mı derse kullandık diyebilirsiniz. Çünkü bu o kadar önemli bir şeydir. Iris verisini bilen ve bilmeyenler olarak anlayabilirsiniz. Şimdi şunu yapacağız. Bu verimizin kaynağı, aslında veri buradan başlayarak bir yerlere akacak. İlk aşamada herhangi bir özel bir şey belirtmeden direkt sonuca bağlıyorum.
basılı tutarak ve veriyi bir tanıyacağım, veriyi bir göreceğim. Sizler de veri madenciliği gibi uygulamalarınızı yaparken önce veriye bir bakın, veriyi bir görün, biraz tanıyın. Ondan sonra onun üzerinde ne yapacağınıza karar vermeye başlarsınız. Bunu sonuca bağladıktan sonra şu yukarıda play tuşuna benzer bir tuş var. Bu tuşa bastığımda run ediyorum veri ve verinin sonucunu görüyorum. Aslında hiçbir şey yapmadım, veriyi aldım ve direkt sonuca bağladım. Yani şu anda veriyi görüyorum. Ben veriyi tanıtayım size biraz. Bu iris verisi şöyle bir veri. Yapraklar üzerinden toplanmış bir veri. Üç tip veri var. Iris versicolor, iris setosa şeklinde üç çeşit yaprak var. Ve bunların yaprak genişlikleri, boyları vesaire alınarak toplanmış bir veri. Bizim için hiç önemli değil verinin ne olduğu. Biz sadece veriyi tanımaya çalışacağız. Şimdi bakın burada verinin tamamı gözüküyor. 150 satır var. 150 satır şeklinde işte iris virginica olanların özellikleri. 4 tane özelliği ölçümü yapılmış bu yapraklar üzerinde. Iris versicolor ve iris setosa şeklinde 3 tane 3 çeşit yaprağımız var. Şimdi yukarıda solda istatistik alınabilir. Veriyle ilgili istatistiksel bilgiler alınabiliyor. İşte kaç tane verimiz olduğu, her veriden kaçar tane olduğu. Mesela virginica'dan 50 tane, setosa'dan ve neymiş diğeri de? Versikalarmış. Bunlardan 5 tane, 50'şer tane örnek var. Bunlar gözükebiliyor. Her birinin mini, max'ı vesairesi burada görülebiliyor. Değişim oranları, average'ları, standart sapmaları gözükebiliyor. Şimdi RapidMiner'ın kuvvetli olduğu noktalardan birisi verinin görselleştirilmesi. Chart kısmına geçerseniz veriyi görselleştiriyor. Veriyi 2 boyutlu bir uzayda şu an görüyoruz. Benim şeyden gözüküyor mu bilmiyorum ama sizler yaptıysanız ekranınızda renklerini göreceksiniz. Bazen bu renkler karışıyor. Bakın attribute 1 ve attribute 2 yani x ekseninde yatayda attribute 1, dikeyde ise A2 gözüküyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Mesela A3 olsun, A4 olsun şeklinde attribute'ları değiştirerek görselleştirmeniz mümkün. Ve burada label'lar color olarak verilmiş. Yukarıdan scatter 3D color'a geçiyorum. 3 boyutlu olarak veriyi görselleştirmesini söylüyorum. Ve veriyi şu şekilde bakın tutarak mouse'u sol tuşuna basılı tutarak döndürebiliyorum. Şimdi bunlar aslında veri madenciliğinin önemli aşamaları. Çünkü veriyi tanımamız gerekiyor. Sunumda da söylemiştim, bir veri bilimcisinin en önemli yapacağı işlerden birisi problemi tanımak ve veriyi tanımak. Ona göre de hangi algoritmayı kullanacağını, hangi aşamalardan geçireceğini verinin tercih edebilmesi. Dolayısıyla sizlerin de önce veri madenciliği ile ilgili herhangi bir iş yapmadan önce verinizi tanımanızda çok büyük fayda var. Probleminizi tanımanızda. Yapamayan var mı? Bir el kaldırabilir misiniz yapamayanlar? Tamam, size yardımcı olmaya çalışalım. Nerede takıldınız? Şimdi bu şöyle normalde, şunu ben müsaadenizle söyleyeyim. Normalde buna benzer eğitimler en fazla 10 kişi, normalde ortam 5 kişi şeklinde veriliyor. Ben de takılan arkadaşlara gidip teker teker yardımcı olup herkesi aynı seviyede tutmaya çalışıyorum. Genelde şu çok sinir bozucu bir şeydir. Bir şekilde bir kaçırılır, dikkat dağılır, bir şey olur ve o aşama kaçtıktan sonra burası gider, alır başını gider, siz öyle uğraşırsınız, nerede kalmıştım falan diye. Onu burada yapmamız mümkün olmayacak çünkü çok yüksek bir katılım oranımız var. Onun için de teşekkür ediyorum. Ama bir şekilde takılırsanız artık yanınızdaki arkadaştan takip etmek gibi çözümlerle bunu çözmeye çalışalım. Şu an yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Normalde 5'te bitiyordu ama biraz uzatacağız. 5.5 falan herhalde geçeceğiz gibi gözüküyor. Evet, verimizi tanıdık. Tamam, verimizi görselleştirdik. Bakın burada 3 tane label var. Maviler açık bir şekilde yeşil ve kırmızılardan ayrılıyor. Yeşil ve kırmızılardaysa gördüğünüz üzere bir girişkenlik var. Birbirine geçişkenlik var. Bir yerlerde bunların ortak kesiştiği noktalar var. Demek ki ben burada herhangi bir şekilde sınıflandırma yaptığım zaman mavi grubun net bir şekilde ayrılacağını tahmin edebilirim. Ama yeşil ve kırmızı arasında bir problem olacağını şimdiden görüyorum. Bununla ilgili iyileştirme yöntemlerini düşünebiliriz. Ama biz nasıl sınıflandırma yapacağız? İlk işin ABC'sinden başlayalım. Bizim en çok kullandığımız KNN algoritması var. Tabi veri madenciliğini herhangi bir şekilde görmediğiniz için algoritmayı anlatarak başlamam lazım. Evet, çok hızlı geçtim değil mi orayı? Şurada bakın, result'ta sonuçlar vardır. Şurada design'a geçtiğiniz zaman bu process dediğimiz sürecin, yani akış sürecine geçiş yapabilirsiniz ikisi arasında. Tamam. Peki, result'a ben geçip oradan anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın, verinin üzerinde burada noktalar olarak, iki boyutlu uzayda noktalar olarak geçtiğini düşünelim. Mesela burada da diğer sınıftaki veriler var. Herhangi bir veri geldi. Sınıfını bilmiyoruz. Yani yeni bir yaprak örneği ölçüldü. Özelliklerini ölçtük yaprak örneğinin. Bunun hangi sınıfa dahil olacağını, evet öteki sınıfta. Bunun
Evet, denen. Evet, peki. Şimdi problem genelde şöyle oluyor. Elinizdeki verilerden makinenizi eğitiyorsunuz. Buna training deniyor, eğitim süreci. Bir de sonra test etme kısmı var. Tamam, bizim veri madenciliğinde train ve test setleri ayırırız. Train'de verimizi, makinemizi eğiteceğiz. Hangi makineyi kullanırsanız kullanın, hangi öğrenme algoritmasını kullanırsanız kullanın, makinemizi train edeceğiz. Train aşamasında kullanacağımız algoritma şu anda KNN olsun. En basit algoritmalarımızdan birisidir KNN. Machine Learning'den gelir. Bakın regresyon gibi böyle istatistikten gelen bir yöntem değil. Onlar da var Rapid Miner'de. Onları da kullanabiliyorsunuz. Ama ben size belki de ilk makine öğrenmesi algoritmasını anlatacağım şu an karşılaştığınız. Şöyle çalışıyor. Makinemizi eğitme aşamasında uzaya biz verilerimizi dağıtıyoruz. İşte iki tane sınıf var. Kırmızılar, yeşiller. Veya daha fazla da olabilir. Sonra yeni bir örnek geliyor. Ölçüyoruz yaprağı. Bu acaba hangi yaprak örneği? Versik alır mı? Set o zaman. Veya pazarlamada işte bu müşteri A grubu müşteri mi, B grubu müşteri mi? Veya bu adam satın alır mı, almaz mı? Risk primi yüksek müşteri mi? Poliçeyi ona mı göre keseceğiz, düşük müşteri mi? Sınıflandırma yapacağız. Bir sınıfa onu dahil edeceğiz. Hangi sınıfa dahil edeceğimizi seçerken elimizdeki geçmiş örneklere bakarak bir tahmin yapmaya çalışacağız. Burada ilk gördüğümüz algoritma KNN algoritması. K nearest neighborhood. En yakın K komşu. Tamam? Uzaya yerleştiriyoruz elimizdeki örnekleri. Bunlar işte nokta örnekleri, bunlar kare örnekleri. İki farklı veya kırmızı örnekler, mavi örnekler. Yeni gelen test datasını koyuyoruz. Bu test datasının en yakınındaki komşulara bakıyoruz. Tavandan bir şey geliyormuş. Evet. Tamam mı? Şimdi daha mı iyi? Peki. Evet, evet. Koyuyoruz ve bu sonra en yakınındaki K tane komşuya bakılıyor. Diyelim ki en yakınındaki 3 komşu şunlar. Koyduğumuz örneğin. Burada normal cetveli koyup ölçtüğünüzü düşünün. Euclid distance deniliyor malum bildiğiniz. Yani işte x ve y koordinatlarının karelerinin toplamının karekök olarak bulunan Pisagor bağıntısından özellik. Ama çok önemli bir detay. Cetveli koyduk, ölçtük. En yakınındaki 3 komşudan 2 tanesi bu gruptansa biz bunu artık bu gruptan kabul ediyoruz. 3'ü birden oradansa daha güzel o gruptan kabul ediyoruz. 2 tanesi bu taraftansa en az o taraftan kabul. Demek ki KNN'de bilmemiz gereken, şimdi bakın algoritmaların detaylarını bilmek o yüzden önemli. KNN'de demek ki K komşu alınırken tek sayıda almakta fayda var. Çift alırsanız problem yaşayabilirsiniz. Alanlar var mı? Var. Ama buna benzer çok fazla her algoritmanın parametreleri var, detayları var, ayarlamaları var. Bunları detaylı bir şekilde öğrenmenize çok büyük fayda var algoritmayı kullanmadan önce. Peki, KNN algoritması, K nearest neighborhood, en yakın K komşuya bakan algoritma, şimdi acaba bizim bu yapraklarımızı doğru sınıflandıracak mı? Bunu nasıl ölçeceğiz peki? Elimizde 150 tane veri var ve herhangi bir şekilde yaprak doğaya çıkıp yaprak ölçme şansımız yok ve KNN algoritmasının buradaki başarısını öğrenmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bunun için veri madenciliğinde geliştirilen yöntem, veriyi önce eğitim ve test olarak iki parçaya ayırmak. Yani elimizde 150 tane örnek var, biz bu 150 örneği 100 tanesini, rastgele seçtiğimiz 100 tanesini train için, eğitim için kullanacağız. 50 tane rastgele seçtiğimizi de eğitimde kullanmayacağız. Makine bunları hiç görmeyecek kendini eğitirken. Onları sonra test için vereceğiz. Bakalım bunları doğru tahmin edebiliyor musun? Buna percentage split deniliyor. Yani veriyi belli bir oranda bölmek. Genelde kullanılan %66 train, %33 test olarak bölmektir. Verimizi %66'sını, elimizdeki verinin %66'sını makineye veriyoruz train için, eğitim için. O sırada testleri gizliyoruz. Makine görmüyor onları. Sonra testleri veriyoruz ama testlerin ne olduğunu da söylemiyoruz. Yani versikalarımız, setozum, hangi sınıfta olduğunu söylemiyoruz. Hadi bakalım tahmin et. Ediyor. Sonra biz o söylemediğimizde karşılaştırıyoruz. Gerçekte neymiş? Doğru tahmin ettiyse başarı. Yanlış tahmin etse başarısızlık değil, yüzde başarısını bulmaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Bu kadar anlattıktan sonra dizayna geçiyorum yukarıdan. Şuradaki algoritmalardan öncelikle validation, rapid miner öyle çalışıyor. Bakın split validation var. Yani veriyi parçalara bölecek. Şöyle tutup tam çizginin üstüne bırakırsanız onları bağlar. Ama isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Mesela şöyle bağlıydı. Split validation'ı boş bir yere bıraktım. Önce bu gelen veriyi bu split validation'a verdim. Sonra da bunun çıktısını buraya bağladım. Bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Train'e bağlı olacak ama çok önemli değil. Bir kutu alıyoruz. Solda bakın şu operators'ın altında validation. Buraya ben valid yazdığımda o zaten validation geçenleri sadece filtreledi. Onu seçip validation'ı koyabilirsiniz. Şeyde yukarıdan design'a geçtik. Design'ın altında operators'ın altında valid yazdığınızda validation geliyor. Ve split validation'ı seçiyoruz. Başka validation yöntemlerimiz de var. Başka şekilde veriyi bölen
başka şekillerde test yapan yöntemlerimiz de var. Tamam? Bağladık. Şimdi bakın, validation bir kutu. Bu kutuya çift tıklarsanız içine girersiniz. O şeyde proseste, yukarıdan prosese tıklayarak geri çıkabilirsiniz bu arada. Şu validation'a çift tıklayarak şu iki pencere şeklinde geçerseniz burada aslında verinin iki kısmını görüyoruz. Train kısmı ve test kısmı. Yukarıda da yazıyor. Training ve testing olarak ikiye böldü. Yani burası eğitim için modelimizi eğiteceğiz. Burada da modelimizi test edeceğiz. Tamam? Şimdi kullanmak istediğimiz model ne? Hangi algoritmayı kullanacağız? K'nin algoritması. RapidMiner'a diyoruz ki bize K'nin yükle. K tre diye yazdığımda çıkıyor yalnız. K eksiye bastığımda K'nin var burada lazy'nin altında. Bu arada bunu yazmak kolayıma geliyor. O yüzden yapıyorum ama isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Kapalıyken işte modeling'in altında tıklayıp açıp onun altında predictive'in altında, lazy'nin altında k'nin de seçebilirsiniz. Ama kolay olanı işte oraya k eksi yazıp k'nin algoritmasını bulmak. Bunu da tutuyorum, training kısmına atıyorum. Yani training'de kullanacağım model, eğiteceğim model, bu veriden eğitilmesini istediğim model k'nin algoritması. Tamam? Şimdi verimi bağlayacağım. Training verisini bağlıyorum ve modeli bağlıyorum. Yani K'nin algoritmasına validation'da hatırlarsanız verimi %66'ya 33 bölmesini söylemiştim. Percentage split algoritmasını kullanıyordum. Dolayısıyla verimin %66'sını train için kullanacak, %33'ünü test için kullanacak. RapidMiner bunu benim için yapıyor. Train'de kullandığı veriyi teste, teste kullandığı veriyi train'e vermiyor. Kendisi böyle bir özelliğe sahip sağ olsun. Sonra peki K'nin algoritmasını kullandık. Buraya ekledik. Model olarak eğittik. Bu modeli test edelim. Bakalım başarılı olabilecek mi? Apply Model dediğimiz bir şey var. Şurada Apply Model seçeneği olacak. APP'de veya Apply tam yazabilirsiniz. Bunu test kısmına koyuyorum. Test kısmına ne geliyor bakın? Train'den eğitilmiş olan K'nin algoritması. Bunu Apply Model'uma bağladım. Test için özel olarak ayrılmış olan veri, o train'de olmayan veri. Bunu test verisini alıp buraya bağladım. Unlabeled olarak modelime geldi. Ve bunları label etti. Tamam. Tekrar edecek olursak, kaçınan kişiler olabilir. Onlar için tekrar edelim. Baştan her şeyi anlatıyorum. Design'dayken iris'i aldık. Datanın altından buraya attık. Validation'ı aldık. Split validation'ı buraya koyduk. Validation'a çift tıklayarak açtığımda iki ekran çıkıyor. Train'in içine KNN, K eksi yazarsanız çıkan algoritmayı train'ini bağladım, modulu bağladım. Test içinde test kısmına da apply modulu koydum. Apply modulu koyarak test kısmını oluşturdum. Modulu bağladım ve test verisini buraya bağladım. Şöyle gösterirsem daha iyi görülebilir. Tamam. Şimdi ortaya bir modul çıkacak. Yani verileri etiketlenmiş hali çıkacak. Artık KNN algoritması öğrenecek. Öğrendiği sonuca göre de bilmediği, o ilk başta label'ları kapalı olarak gelen verileri koyacak. Şimdi bunun performansına bakalım. Ne kadar başarısı var? Performansta classification, değişik performanslarımız var. İşte regression alabilirsiniz, ranking alabilirsiniz ama biz classification yapıyoruz, sınıflandırma yapıyoruz. O yüzden performansa classification performansı koyup label'ı bağlıyorum. Sonra da performansı dışarı bağlıyorum. Şimdi yaptığım şeyi şöyle özetleyecek olursak, veri geliyor, veriyi yükledim iris verisine. İçinde hazır vardı RapidMiner'ı. Bu yüklü olan veriyi ikiye böldüm train ve test olarak. Train'de K'nenle train ettim. Sonra K'nin algoritmasını test verisi üzerinde uyguladım. Sonra da performansını ölçtüm. Tamam? Performansın içinde değişik performans değerleri alabilirsiniz. Bakın, classification error'ı almanızı tavsiye ederim. Bu hatayı gösterir. Kaç tanesini yanlış gösterdiğini. Şurada parameters'ın altında herhangi bir kutuya tıkladığınızda o kutuyla ilgili parametreler gelir. Performansın altında classification error'ı almanızda fayda var. Onun dışında Kappa Statistics var. Zero R algoritmasına göre alan. Değişik burada bakın şeyler var. İşte Kendall Tau var, correlation faktör olarak alabilirsiniz. Spears-Monroe var. Bunların tabii şimdi hepsini anlatma şansım yok ama bunları birer kere okumanızda çok büyük fayda var. Çünkü nerede hangi hatanın anlaşılacağı çok önemli. Bakın bir örnek anlatayım sadece farkı anlaşılsın diye. Çünkü bunun üzerinde saatlerce konuşabilirim çünkü hata miktarlarıyla ilgili. Mesela elinizde 1 milyon veri var. 1 milyonu verinin içinde 3 tane hastalıklı adam var. Onun dışındaki herkes sağlıklı. En aptal makine öğrenmesi algoritması herkes sağlıklıdır dese %99.999 başarı gösteriyor. Hiçbir şey train etmeden sadece herkese sağlıklıdır dediği için. Dolayısıyla orada alacağınız hata miktarı, hata ölçümü çok farklı olmak zorunda. Tamam? İstisna yakalamak istiyorsanız farklı şey yapmanız lazım gibi.
Ama biz şu anda kullanacağımız çok orta bir örnek, çok güzel seçilmiş bir örnek. Özel bir örnek üzerinde çalışıyoruz. Birazdan farklı, rastgele örnekler falan üreteceğim. Orada daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ama şimdi kataya bakalım. Peki, sistemi dizdim. Design'da şuradan proses'e tıklayarak yukarı çıktım. Ve sonucunu göreceğim. Play'e bastım. Nerede bizim verilerimiz? Şey yapmadık çünkü, train model neyimiz eksik bir bakayım. Ha, array'i almamız lazım. Diğerleri önemli değil ama array'i almamız lazım. Bakın şu gördüğünüz accuracy, convolution matrix'te denilen, şöyle bir dakika, bir daha kaçıranlar olabilir. Tek yaptığım şuradaki her çıktıyı, buraya nasıl geçtim onu da söyleyeyim. Validation içindeydiniz, doğru mu? Yukarıdan prosesi tıklayarak üst seviyeye geçebilirsiniz. Çünkü buna çift tıklayarak girmiştik bu kutunun içine. Şimdi o kutuları tasarladığımız yukarıdaki alana geldi. Ve bütün bağlantıları dışarıya bağladım. Bir sıra var mı? Sırası önemli değil. Sonuçta result'a bağlamanız, res yazan yer result demek. Result'a bağlamanız o sonucun bir şekilde sonuçta gözükeceği anlamına geliyor. Sadece gözükürken biri önceki tep, biri sonraki tep olacak. Çok önemli değil. Onu bağladıkça artması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü şey gelir, o aslında şu anlama geliyor. Şurada siz başka sonuçlar almak istiyorsanız onları bağlayın buraya diye konulmuş bir bağlantı. Dolayısıyla onların hiçbir önemi yok. Sadece şuradaki üçüncü array'i bağlamanız şu an için yeterli. Bu arada silmek için line'ı, yani silmeniz gerekmiyor şu anda ama merak edenler için line'ı tıklayıp delete'e basabilirsiniz klavyede, onu silecektir. Gider. Tamam. Şimdi bağlantılarımızı yaptık. Yukarıdaki play yani run tuşuna basarak çalıştırıyorum. Bu gördüğünüz convolution matrix olarak geçen yani prediction ve actual data arasında yani tahmin ve gerçek veri arasındaki ilişkimiz. Şimdi bakın burada şeylerimiz var, verilerimiz var. Öncelikle şunu görmemiz lazım. Kaç tane veriyi test için kullandık? 50, %66, 33 böldü. Onu nerede vermiştik? Bu arada sadece göstereyim. Şurada validation'da bakın, burada split ratio'da 0.7 vermişiz. Yani verinin %70'i train için, %30'u test için kullanılacak. Tamam, bunu söyledik. Şimdi result'da bu convolution matrix'te bakın yukarıdakiler actual datalar, gerçek veriler. Yani veri gerçekte iris setozaymış ve bizim makinamızda onu iris setoz olarak tahmin ettiyse bu bir başarı. Dolayısıyla şu matrix'te diagonda gördüğünüz, köşegende gördüğünüz veriler başarılı olan sınıflandırmalar. Diagon dışında gördükleriniz ise hatalı sınıflandırmalar. Örnek, burada iris virginica olarak olan veri aslında iris versicolor olarak sınıflandırılmış. İki örnekte böyle bir hata yaşamışız. Benzer şekilde iris versicolorken iris virginica olarak sınıflandırılanlar da var. Bir örnekte de böyle bir hata yaşamışız. Ama baktığımız zaman işte iris setoza da %100 başarımız var. Bu sınıfı %100 başarılı sınıflandırıyoruz KNN algoritmamızda. İşte versicolor'da %93 ve virginica'da da %86 başarımız var. Şimdi zaten veriye baktığımızda görmüştük hatırlarsanız. Bir grup tamamen dışlanıyordu, ayrı kalıyordu. İki grupsa birbirine girişkendi. Bakın o girişkenlik problemi hemen burada ortaya çıktı. Yani verinin o hatası, o gözle bakmak o yüzden önemli. Onun hatasını görebiliyoruz. Buraya kadar her şey iyi mi? Tamam. Bu ilk örneğimizdi. Yani veri madenciliğine başlarken KNN ve RabbitMiner'a başlarken de bir tane KNN örneği yapmak ilk başlangıcımız. Dediğim gibi bunların çok detaylı anlatılması mümkün. KNN algoritmasını hızlıca anlattım. Burada değişik ölçüm yöntemleri var. Biz burada Euclid Distance aldık, Mahalenobis Distance var, Chagosky Distance var, değişik aldık. Bu arada hepsiyle ilgili de dediğim gibi videolar var. Girip izleyebilirsiniz. Çektiğimiz, benim çektiğim Türkçe videolar var. Soru mu var? Hemen gösteriyorum. %70'e %30 nereden tanımlandı diye sordular. Design'a geçiyorum. Bu validation'a siz nasıl böleceğinizi belirtiyorsunuz. Split ratio'yu belirtiyorsunuz. Bir de sadece bununla da kalmıyor. RabbitMiner için şöyle bir özellik de var. Sampling type'da değişik şeyler de seçebiliyorsunuz. O %70'i seçecek ya. Onu hangi rastgele algoritmayla seçecek? Her sınıftan eşit miktarda seçsin istiyorsanız başka bir şey. Burada hepsi eşit olduğu için sorun yok ama başka yerlerde problem olabiliyor. Bunların detayları. Ayrıca burada help var. Bakın girerseniz okuyabilirsiniz. Şurada şeylerini anlatır, nasıl split edeceğini anlatır. Relative, absolute filan diye detaylı bilgisi vardır. Bunları deneyebilirsiniz. Tamam. Şimdi bu ilk örneğimiz. Başladık. Şimdi gerçek bir pazarlama ile ilgili örnek yapmaya çalışalım. Yani bizim işimize yavaş yavaş gelelim. Tamam, buraya kadar çünkü veri madenciliğinde anlatılan şeyleri anlattım size. Belki enteresan gelmiştir, belki gelmemiştir, onu bilmiyorum. Ama biraz daha değişik şeyler yapmaya çalışacağım. RabbitMiner bizim işimize yarayacak bazı verilere kendisi üretebiliyor. Sırf test edebilelim diye. Buna sentetik veri deniliyor. Yani verinin bizim tarafımızdan üretildiği durumlar. İçinde mesela satış verisi var. Şöyle sales dersen
Evet, generate, öncelikle şu ekranı artık kapatacağım. Bu örneği yaptıktan sonra bunu bitirmek için. Şurada yukarıda new'a basıyorum. New process'ten blank. Her zaman biliyorsunuz boşla başlıyoruz. Her şeyini adım adım biz yapıyoruz. Hazır hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Onu da göstereyim bu arada istersen. Hazır böyle de onları da yapabilirsiniz. Evet, RabbitMiner'da boş bir sayfa açtım. Temiz bir sayfa açtık. Nasıl açıyoruz? New'a basarak açıyoruz. Yukarıda şu boş sayfaya bastığınızda boş bir sayfa açıyor. Tamam. İsterseniz eski çalışmanızı hatıra olarak saklayabilirsiniz. İlk bir madencilik uygulamanız. Onu saklayıp sonra mail atın kendinize. Arada bakarsınız ilk ben bunu yapmıştım diye. Proses olarak kaydedebiliyorsunuz. Yapacağımız tek bir şey var. New'a basmak. Şuradaki veya Ctrl N'ye basarak yeni bir tane açmak. Açtıktan sonra boş. Şurada sales yazıyorum. Satış demek sales. Operators'ın altında bakın generate sales data var. Evet, burada antivirüsümüz devreye girdi ama o konuyla alakası yok. Bu normalde RapidMiner'da olmayan bir ekran. Sales yazdıktan sonra generate sales data denilen kutucuğu tutup atıyorum. Bu bizim için sentetik veri üretecek, satış verisi üretecek. Müşterilere yapılan ürünlerin satışı ile ilgili örnek üretecek. Bunun gene her zaman aletimiz olduğu üzere önce sonuca bağlayıp verimizi tanıyoruz. Ne var bu verinin içinde bilmemiz lazım. Bir veriyle uğraşıyorsanız ilk yapacağınız iş verinizi tanıyacaksınız. Evet. Out'a bağladık, result'a bağladık, out'u. Play tuşuna basarak sonucu görüyoruz. Bakın, gayet de hoşumuza gidecek, bizimle ilgili bir iş, bir veri. Ne var bu verinin içinde derseniz? İşte dükkanlar var, store ID, hangi dükkanda satış yapılmış? Müşteri bilgisi var, tabii müşterilere numara vermiş. Çok önemli değil, isminin Ahmet mi, Mehmet mi, John mu olduğu önemli değil. İsim vermiş. Hangi ürünü aldıkları var? Ürün kategorisi var, satış tarihi var, kaçar tane aldıkları var ve her ürünün satış fiyatı var. Güzel mi? Satış verisi. Bunu bizim için otomatik olarak üretti. Her çalıştırdığımızda da yeni bir veri üretecek. Dolayısıyla geliştirdiğimiz modelin önemi burada ortaya çıkıyor. Biz bir model geliştirdik, bir örnek için çalıştı, o başka örnek için çalışmayabilir. Buna overfitting deniliyor mesela. Burada tehditler var. Çünkü makine öğrenmesinde ezberleme denilen tehlike var. Makine gidiyor, her şeyi ezberliyor. İsmi Ahmet'se şu ürün alacak. Ya öyle değil ki, adamın gelip düzeyine göre belki alacağı ürün değişecek bana onları ver. Yok, o geliyor Ahmet'i ezberliyor. Ahmet'se bu. Sonra test ediyoruz. Ahmet'te doğru. Başarı oranı %100. Çok güzel. Yani başka bir veri geliyor. Her şey bir anda bal kabağına dönüşüyor. Çünkü onu ezberlemiş. Gerçek veriler onlar değil. Dolayısıyla burada generate etmenin böyle bir avantajı var. Her seferinde yeni veri generate ederek bakalım veri değiştiğinde sonuç değişiyor mu? Onları adapte edebiliyor mu? Onu göreceğiz. Burada dizayna tekrar geçiyorum result'ı gördükten sonra. Bakın number of examples 100. Yani biz 100 tane veri üretmesini istedik. RabbitMiner bizim için sentetik olarak 100 tane veri üretti. Ve bu verileri şu anda görebiliyoruz. Buyurun. Üretti hocam, şimdi bu datayı biz mesela nasıl gireceğiz ya da ürettiğin kendimiz mi? Evet, şimdi şunu söyleyeyim. RabbitMiner bir data mining suite. Ve data mining suite'ler veri bilimcilerinin kullandığı, bizim kendi verilerimiz için kullandığımız ortamlar. Ve biz buraya veriyi yükleyip üzerinde araştırma yapabiliyoruz. Yani sizin işinizi çözecek şeyleri ben anlatayım burada. Soru geldiği için o normalde yoktu içeriğimde, onu anlatırım. Excel'de mesela yazarız verileri beraber veya bir yerde Excel'de aldığınız verileri. Buraya nasıl atacağımızı göstereyim. Ama şunu söyleyeyim. Mesela real-time çalışacak. Nerede çalışacak mesela? İşte web sitemiz var. Web sitemize bir müşteri girdiğinde çat diye ürünü göstersin. Tamam, burada RapidMiner'ı kullanamazsınız. Orada bir yazılım hakkında çalışması lazım. Orada webpay tavsiye ederim size. Ama sizin sorunuza cevap olsun diye hemen onunla ilgili bir örnek yapalım. Excel'i açayım ben. Excel yüklüdür inşallah diye umuyorum. Evet, Enter'a basmak gerekiyor galiba. Evet. Excel geliyor. Biraz yavaş yüklüyor Excel'i. Herhalde bilgisayarlar şey. Hoş geldiniz. Yan sınıfta mıydınız? Orada problem mi var? Hayır, yok. Tamam. Peki, Excel'i ben hemen açayım. İsterseniz bunu ben tek başıma yapayım, izleyin. İsteyen hızlı yapacağını güvenen varsa kendisi yapsın ama böyle adım adım şey yapmıyorum. Benim en çok kullanmayı sevdiğim örneklerden birisi insan tahminidir. Boy ve kilosundan cinsiyet tahmini. Hepimiz bunu biliyoruz. Hepimiz bu makine öğrenme algoritmasını aslında beynimizde taşıyoruz. Ben size bir boy ve kilo söylesem, mesela 1.80'e 90 kilo desem, erkek midir, kadın mıdır desem tahmin edersiniz değil mi?
Ama siz bu eğitimi nasıl elde ettiniz? Yani bunu ilk doğan bir çocuğa sorsam, yeni doğan bir çocuğa veya yeni konuşmaya yönelen birine bunu tahmin edemez değil mi? Zaman içinde öğreniyoruz hepimiz. Yaşaya yaşaya, fitness'a gide gide, kilo vere vere öğrendiğimiz şeyler bunlar. Dolayısıyla bunu tahmin edip makine öğretelim. Makine bilmiyor çünkü bunu. Tamam, bununla ilgili bir örnek yapmaya çalışalım. Hatta verileri de siz söyleyin. Direkt RapidMiner'ı generate ediyor, orada hile yapardı filan gibi söylentilere de yer vermeyelim. Direkt sizden ben verileri alayım. Şunu yapacağım. Boy, kilo ve cinsiyet olarak alayım verileri. Evet, herkes birer tane boy, kilo ve cinsiyet söylesin bana mümkünse sırayla. Sizden başlayalım. 1.80 kilosun? 80. Her şey düz gidiyor. Cinsiyeti? Erkek olsun ama. Erkek, peki. Hemen sıradan hızlıca söylerseniz 10 tane veri alalım. 1.70. Kendi ölçülerimizi söylememiz gerekmiyor bu arada, onu söyleyeyim. Onu yanlış anlamda olabilir. Siz de geldi denk ama o şey değil. Evet, hızlıca alalım başka örnekten. 1.50, 45. Çocuk. Çocuk, erkek. Evet, erkek çocuk. Tamam, hızlıca söyleyebilirsin. 1.90. 93 erkek. 1.67. 58. Erkek. Biraz şey yapayım. 1.78. 76. Erkek. Hep erkek ağırlıklı oldu yalnız bu liste. Biraz kadın sayısını arttıralım yoksa altlar olacaklar. İstisna olacaklar yani sistemimizden. Niye siz kadın ölçüleriyle ilgili örnek vermiyor musunuz? Peki. Atlayalım isteyen. İstemeyen söylemesin yani. Şart değil, herkes söyleyecek diye. Kadın anlayamıyorum. Bayanlardan söyleyin, buyurun. 1.63 97 erkek. Öyle mi? Evet, fake attınız yani. Kadın söyleyeceğim deyip sonra. Evet, sıradan hemen. 1.60 44 kadın. Biraz arttıralım kadın sayısını. 1.70 61 kadın. 1.69 86 kadın. Var mı başka örnek? Bir tane daha, son bir tane alalım. 1.65 sonra 60 kadın. Peki, tamam. Şimdi bakın, Excel'de verilerimiz var. Bunu herhangi bir yerden Excel'e atabiliyoruz değil mi? Yani herhangi bir yerde Excel'de veriniz olduğunu düşünün. Bunu şimdi RapidMiner'a atalım beraber. Nasıl yapacağız? Onu göstermeye çalışayım. Öncelikle tabii verimizi kaydediyoruz. Kaydet diyorum. Herhalde masa üstüne kaydedebilirim diye tahmin ediyorum. Kitap 1.xls, ismini bile değiştirmeyeyim ve zannediyorum kaydettim. Şimdi RapidMiner'a gidiyorum. Artık bunu kullanmayacağım, silebilirim. Şimdi RapidMiner'a veri eklerken birkaç tane seçenek var. Şurada Excel'den veriyi at gibi read Excel dosyası yapabiliyorsunuz. Ama benim daha çok sevdiğim repository yolunu eklemek. Yani her açtığımızda RapidMiner'da o veri hazır olsun. Onun için şuradaki yukarıda, biraz önce örnek verilerin altından yüklediğimiz yer vardı ya, oraya bu Excel verisini ekleyeceğim. Local Repository diyor, yani yerel sizin repertuarınız, yerel veri kaynaklarınız. Burada data var. Sağ tuşta tıklıyorum. Pardon, bu proses mi? Data, yok data. Ha, şurada Add Data. Add Data'yı seçiyorum, veri ekleyeceğim. Nereden? Bilgisayarımdan ekleyeyim. Nereye kaydetmiştim bilgisayarımda? Masa üstünde. Kitap 1.xls burada. Seçtim bunu, next dedim. Şimdi bakın verilerim geldi. Çok güzel. Burada dikkat etmem gereken, yapmam gereken birkaç şey var. Birincisi bütün veriyi al. Okey. Ondan sonra bakın boy, kilo ve cinsiyeti kendisi otomatik olarak başlık olarak algıladı. Çünkü bazen başlık satırına dikkat etmemiz gerekebiliyor. O verinin bir parçası mıdır değil midir? Tiplerini integer yaptı. Cinsiyeti de polinomial yaptı. Aslında polinomial değil. Polinomial çok çeşitli demek. Poly çok anlamında biliyorsunuz. Bizimki binomial, yani iki çeşitten birisi. Change type dedim, binomial. Çünkü ya erkek olabiliyor ya kadın olabiliyor. İlk dikkat etmem gereken tipleri. Yani yanlış tip yüklerseniz sonuçlarda yanlış çıkacaktır. Sonra bir de şu var. Burada bizim etiket olarak kullandığımız sınıflandırma ya bu. Etiket olarak kullandığımız yapı ne? Aslında cinsiyeti. Çünkü boyuna ve kilosuna göre cinsiyeti determine ediyoruz. Belirleyici olan burada, belirlenen şey cinsiyet. Change role yapıyorum. Cinsiyetin rolünü. Label yapıyorum. Cinsiyet bir etikettir diyorum ve rengi değişiyor. Yani ben bu veriyi kullanırken boy ve kilodan cinsiyeti tahmin
tahmin etmek isteyebilirim. Cinsiyetin sınıflandırılması isteyebilirim demek. Sonucun cinsiyet olması demek. Sonucun cinsiyet olması da label olması da gerektiriyor. Buyurun. Hocam çok özür dilerim abi. Datadan et şey yapalım. Datada yukarıda et data var. Şurada. Et data dedikten sonra bu ekran geliyor. Onun ilk adımlarını geçiyoruz. Next dedik. Nereye kaydedeceğim ve ismi ne olacak? İsmine mesela diyelim ki PAYS konferansımızın ismini verelim. Data klasörünün altına kaydet dedik. Finish dedik. Şu anda bu veri geldi. Bakın dizayna geçtiğimde PAYS olarak bu veri var. Aynı irisi tutup atar gibi artık PAYS'yi kullanabiliyorum. Sisteme attım. Bakalım nasıl bir veri üretmişsiniz. Hemen görselleştiriyoruz. Biliyorsunuz ilk aşamamız veri madenciliğinde görmekti veriyi. Bağladım, çalıştırdım. Veri buraya geldi. Chart'a geçtim. Bakın verinin dağılımı. Evet, teşekkür ediyoruz. Oldukça kötü dağılan bir verimiz var. Herkes istisna neredeyse. 10 kişi var, onu da istisna insanlar. Böyle herhangi bir şekilde ayrılmıyor. Ama sonuçta verimizi görüyoruz. Yani boy ve kiloya göre cinsiyetin dağılımı burada. Şimdi makinenin ne kadar başarılı sınıflandırdığını görmek istiyorsanız mesela Kerenin algoritmasını kullandık. Kerenin algoritmasına göre onu sınıflandırabilirsiniz. Şimdi ben veriye bakınca tabii hemen görüyorum. Bu linearly separable bir problem değil. Doğrusu olarak ayrılamıyor. Bunun için kullanabileceğiz algoritmalar hemen belli. Neural network, logistic regression ve Kerenin algoritması çalışabilir. Veya kernel trick dediğimiz yöntemi kullanmanız lazım. Veriye bakınca biraz o yöntemleri de öğrenmeniz gerekiyor. Ki bunları daha detaylı uzun bir vakitte anlatırız. Ama veri gözüktüğü kadarıyla böyle bir doğru çizip işte doğrunun altındakiler veya solundakiler şu sınıftır bu sınıftır diyemeyeceğiniz bir daire çizmeniz gereken yapıyı gösteriyor. Çünkü maviler, mavilere baktığınızda sol alt köşede de var, sağ üst köşede de var, sol üst köşede de var. Hatta burada bakarsanız sağ alt köşede var. Her köşeyi maviler tutmuş, ortada kırmızılar var gibi bir durum var. Şöyle bir daire çıkması gerekecek neticede. Evet, sorunuza cevap oldu mu? Verimizi artık DavidMiner'a atıp her şeyi yapabiliriz, değil mi? Çok güzel. Sadece bir faktör mü etkilediğini biliyorum. Multi regression gibi şeyleri soruyorsunuz. Orada o aslında SPSS'in içinde olan bir özellik. Diğer DataMiner suite'lerde yok. Orada aslında klasik veri madenciliği yaklaşımı şunu yapar. Öncelikle attribute selection dediğimiz özellikler seçilir. Özelliklere bakarız. Bazı özellikleri almayız, bazılarını alırız. Orada da correlation factor gibi şeylere bakılır. Bazen bir veri, bir özellik, diğer özellikleri determine eder. Bir özellikten diğeri çıktığı için bazı özellikleri almama yönüne gideriz. O aslında bir hiledir orada yapılan. SPSS'in öyle bir pazarlama şeyi var. Çoklu regresyon diye galiba Türkçe çeviriyorlar. Çoklu kriterlere bakılması. Aslında o bizim VD madencilikteki adımlardan birisidir. Birden fazla label'ı çıkartabilirsiniz ama dediğim adımları geçerseniz. O bir aşama yani şey değil, öyle hazır bir... Yani şu sorunuza cevap için şunu söyleyeyim. Birden fazla label olayım ve birden fazla label çıkarsın diye bir şey yok veri madenciliğinde. Normalde onu biz adım adım ilk önce bir label çıkar, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü şeklinde istediğimiz kadar label çıkartabiliriz. Ama o bir aşamadır. Onu birleştirmişler SPSS'de, öyle satıyorlar. Onu bildiğim için o sorun geliyor genelde. O başka bir şey. Evet, ne yapıyorduk biz? Nerede kaldık? Ha, satış verisi falan çıkartıyorduk değil mi? Generate sales. Sales, ben bunu sileyim. Şu, burada var herhalde bu bilgisayar kapanınca. Generate sales dedik, bunu bağladık. 100 tane satış verisi çıkarttı bize. Burada görünüyor. Şimdi mesela segmentasyon yapacağız. Tamam? Satışlarımızı segmente etmek istiyoruz. Ve hatta dağılımlarını görmek istiyoruz. Hatta tahmin yapmak isteyebiliriz. Ürün grubuna göre veya şeye göre tahmin yapmak istiyoruz. Şimdi burada en çok kullanılan yaklaşımlardan birisi decision tree algoritmalarıdır. Karar ağacı algoritmalarıdır. Karar ağacı algoritmanın çok çeşidi var. Sunumda da geçti. Birol Bey de bahsetti. İşte random forest var. Rastgele Alman diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Veya işte burada ayrıca hesaplama yöntemlerimiz de değişik. Information gain, entropi, Gini Index gibi yöntemler var. Bunların detaylarına bakarsınız. Ama ben modeli inşa edip size bir şeyler göstermek istiyorum. Şurada Decision Tree'yi seçeceğim. Decision Tree'nin güzelliklerinden birisi de görsel bir şey, ağaç çıktığı için. Decision Tree'yi train ediyorum ve modelini üreteceğim. Galiba benim uyumsuz çıkacak. Bir bakayım. Evet, label'ımız yok. Az önceki problemimiz, bakın şunu göstermeye çalışayım ve düzeltelim de beraber. Şu veriyi ürettiğimde herhangi bir label yok. Yani neyi tahmin edeceğini bilmiyor sistem, neye göre çalışacağını bilmiyor. Dolayısıyla label vermemiz lazım. Mesela product kategorisine göre
decision tree oluşturmak isteyeyim. Decision tree'imi kategoriye göre oluşturmak isteyeyim. O zaman kategoriyi set etmem lazım. Şimdi az önce veriyi repozitoraya yüklediğimiz için yüklerken bunu set edebiliyorduk. Şu anda veri online üretildiği için, anında üretildiği için bunu burada bir kutuyla set etmemiz lazım. Set role yapacağım. Set role yapıp şu set role koyamamışız. Bağlayalım bunu. Example gelecek. Çıktığı söyleyelim. Bakın burada set role'de nerede bizim şeyimiz? Evet, burada geldi. Attribute'umuz mesela neydi? Product kategori, ürün kategorisi. Şeyde label. Şimdi artık label olacak o ürün. Yani set role'ü koydum, bu akışın içine koydum. Ve set role kutusu tıklayken attribute'u, product kategoriyi label olarak set ettim. Tamam. Label olarak set ettikten sonra çalıştırırsanız, bakın label yeşil olarak geldi. Onu artık label olarak algılıyor. Onu bir etiket olarak algılıyor. Şimdi sistemimi çalıştırmaya, yani anlamaya çalışayım. Decision tree'yi şimdi koyayım. Nerede bizim decision tree'miz? Evet, decision tree'yi koydum. Yine koyamadık, onu bağlayalım. Modül olarak ve çalıştıralım. Evet, bakın decision tree'miz geldi. Karar ağacımız. Efendim, buyurun. Tabii. Bir daha yapayım. Her şeyi baştan yapayım. Atlayanlar için, tekrar yapmak isteyen için sildim. General Sales Data'yı koydum. Tamam. General Sales Data'yı koyduktan sonra bağladığımda problemim neydi? Herhangi bir etiket yok. Label yok. Neye göre sistemi çalıştırıyorum belli değil. Label atayacağım. Dolayısıyla burada set role yapıyorum. Set role denilen bir şey var. Rolü set edeceğim. Tam çizgim üstünü tutturdum bu sefer. Hangi attribute'u set edeceğim? Buradan kategori demiştik. Başka bir şey de olabilir. Regression falan olabilirsiniz. Mesela satışları tahmin, kaç tane satılacağım tahmin olabilir. Role olarak set edilecek şey de label. Yani product kategoriyi label olarak set ettim. Bunu elde yaptım. Repozitoriye eklemediğim için, veri her seferinde generate edildiği için her seferinde rolünü set etsin diye. Sonra da decision tree oluşturalım dedik. Karar ağacı oluşturalım dedik. Karar ağacını attım buraya. Şimdi sadece play'e basıyorum ve benim için RapidMiner bir karar ağacı çiziyor. Karar ağacını oluşturdu. Bakın single price olup olmaması. Burada boundary'leri kendisi belirledi. 12.61'i buldu. Onun üstündekiler ve altındakiler de ikiye böldü. Single price'ı gene, ürün fiyatını aslında burada. Tekrar ikiye böldü. 12.61'in üstündekileri de 13.44'ün üstündekiler ve altındakiler diye böldü. İşte 13.44'ün üstündekileri dükkan numarasına göre böldü. Store ID'si mesela 7 olanlar direkt Home Garden alıyorlarmış. Yani 7 numaralı dükkanda 13.44 ile 12.61 arasındaki satılan değerler direkt Home Garden'mış. Artık ben biliyorum ki Home Garden, yani ev ürünü veya bahçe ürünü satmak istiyorsam Store 7'de bu özelliklere sahip ürün bulundurduğum zaman satış ihtimali %100. Başka bir ürün almıyor oradaki adamlar. Veya işte Store 5'e girdiğinizde satış tarihlerine bakıyor. Mart'ın 4'ü ile 20'si arasını bilmiyorum. Arasında ya film satılmış, 4'ünden büyüklerde film satışı varmış. Şeyi arasında da 4'ünden küçük olan değerlerde de gene ürün, Home Garden ve elektronik satılmış. Tamam. Benim için veriyi kategorize ediyor, segmente ediyor ve buna göre sonuç çıkartıyor. O segmentasyon sonucunda ne çıkması gerektiğini buluyor. Ve ben ona göre mesela kampanya düzenleyebilirim. O dükkana özel, o müşteri grubuna özel kampanya düzenleyebilirim. Ve verimi tanıyorum. Burası aslında descriptive analiz istediğimiz verimizi tanıma aşamamız. Yani veriyi buradan tanımış oluyoruz. RapidMiner'in içinde buna benzer çok fazla veri var. Başka bir veri üzerinden decision tree'yi görelim. Karar ağacı çizilmeyi görelim. Şöyle yapacağım bir dakika. Şurayı hazırlamam gerekiyor. Evet. Mesela pazarlama ile ilgili bir veri görelim. Dizayna geçiyorum. Yeniden bir sayfa oluşturacağım. New Process Blank'i seçtim. Kaydetmedim. Şurada Generate. Generate. Ne var? Direct. Evet. Direct Mailing Data. Bu sefer farklı bir veri kullanacağım. Buradan sadece müşteri verisi gelecek. Direct Mailing Data bana müşteri verisi üretiyor sadece. Hatta müşterilerin e-maillerini falan üretiyor. Şöyle gene verimize adetimiz olduğu üzere sonuca bağlayıp ne ürettiğine bakalım. Bakın ürettiği veri burada kişilere satış yapılmaya çalışılmış, pazarlama yapılmaya çalışılmış, telefonla aranmış mı kişiler, bir şey satmaya çalışmışlar,
telefonla aranan bu kişilerden kaçına satmışız, kaçına satamamışız, hangisinde başarılı olmuş onu görüyoruz. Bu label'da response ve no response var. Response o kişi o ürünle ilgili bir cevap vermiş, ilgilenmiş, satmışız. No response o kişi ilgilenmemiş, başarısız olmuş. Böyle bir pazarlama operasyonumuz var diyelim. Ve kişilerle ilgili detaylı bilgileri üretmiş. Yaşını üretmiş, yaşam stilini üretmiş, işte cozy, active yaşıyor, healthy yaşıyor. Zip kodlarını üretmiş, family status, evli, bekar, arabası var, pahalı bir arabası var, pratik bir arabası yani günlük kullanımlı bir arabası, hangi sporla uğraştığı gibi verileri mahalle üretiyor. Yani bunlar ben burada üretiyorum ama siz gerçek verilerinizi topladığınızda kullanabilirsiniz. Soru mu vardı hocam? Direct mailing data. Direct mailing data, evet, kendi ürettiği bir veri. Burada işte isim vermiş müşterilerimize, tabii saçma isimler vermiş, ismi çok önemli değil, önemli olan bir ismi olmasın. Şimdi bunun segmentasyonunu yapmaya çalışalım. Buradaki müşterilerimizin, burada label'ını da kendisi otomatik üretti. Az önce label üretmiyordu verimiz, biz set etmiştik. Burada hazır label var. Bu label üzerinden biz şeyi görmeye çalışalım. Nasıl bir müşteri grubumuz olduğunu. Gene decision tree'yi koyuyorum. Ve play'e bastığım zaman bir decision tree üretiyor. Bakın yaşa göre önce böldü. 55'te kendisi buldu 55 olduğunu. 55'in altındakiler ve üstündekiler. Şurada dikkatinizi çekerse belki işte mavi ve kırmızı var. Bunlar grup isimleri. Kırmızı no response, mavi response belki de bilmiyorum ama ona göre verileri böldü. Ve %100 olarak görüyor. Mesela diyelim ki yaş 55'in altında olup zip kodu 13.828'in üstünde olan ve geliri işte 142.000 doların üstünde olanlar no response'muş. Onlara satış için uğraşma. Onlara satamamışsın hiçbir şey. Ama 142.000 doların altında olanlardan satış yapabildikleri varmış. Veya işte yaşı 55'in altında üstünde olup zip koduna göre bölmüş. Satış durumlarımızı gösteriyor. Evet, şimdi şöyle 5.5 demiştik ama Rapid Miner bir yerde kesmemiz gerekiyor. Bu bitmeyecek bir şey. Saatlerce anlatabilirim. İsterseniz hani programı olan falan vardı. Belki burada keselim. Rapid Miner ile ilgili yapılabilecek çok şey var. Dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz kullanırken bir yerde sıkıntı yaşarsanız veya kullanmak isterseniz. Bu arada data mining suite'leri yapamayacağı şeyler de vardır. Yani her böyle bir şey anlaşılmasın, bu mükemmel bir ürün her problemimizi çözer gibi yapamayacağı şeyler de vardır. Onları biraz tecrübeyle öğrenmek gerekiyor. Daha detaylı anlatımı da, bu böyle bir tanıtım gibi olsun, daha detaylı anlatım yaz okulunda yapılacak. Başka tool'lar da tanıtılabilir çünkü pre-processing ve ETL süreçleri için ayrı araçlar kullanılıyor. Ben burada kalayım, birazcık fikir vermiş olsun. Şunu söyleyeyim, RapidMiner'in içinde bildiğiniz ve bilmediğim, benim de bilmediğim çok fazla algoritma var. 140'ın üstünde model var. Neural network var bunun içinde. Kendi neural network'ünüzü inşa edip test edebiliyorsunuz. Support vector machine var. Regression algoritmalarının tamamına yakını var. Logistic regression vesairesi var. Bayağı bir kapsamlı tool var. Şurada görebilirsiniz onları. Design'a geçersek, burada modeling'in altında, şunu kapatayım. Nerede? İşte mesela modeling'in altında predictive'ler var. Segmentation, association, correlation. Mesela predictive'in altında işte neural network var mesela. Multi-layer perceptron'u var, perceptron var. Rule-based sistemler var, ağaç sistemleri var. Decision tree'ler, lazy, bayesian. Tabii bunları biraz bilmek gerekiyor. Yani mesela decision tree'de kullanılan özellikler nelerdir falan onları detaylı anlatmak lazım. Aslında veri madenciliği eğitimleri mesela Rapid Miner eğitimi veya SPSS eğitimine gittiniz, SAS eğitimine gittiniz. Size SPSS veya SAS anlatmazlar orada. Yani size saatler boyunca algoritmayı anlatırlar. Sonra da işte ekrandan şuradan şuraya tıkladığınız zaman onu kullanırsın derler. Bir saniyelik iştir. Ama esasında algoritma öğrenmek önemlidir. Nerede kullanacağını bilmek önemlidir. İşin şeyi odur. Yani veri madenciliği eğitimi odur. Ve bunu da bir yerde öğrendikten sonra her yerde kullanırsınız. İster RapidMiner'da öğrenip SAS'ta kullanın. İster SAS'ta öğrenip Beka'da kullanın. Öğrenilen şey hep aynıdır. Ufak farklar oluyor. Mesela bazı algoritmaların telif hakkı var. İşte SAS gidip onun parasını veriyor. Onu alıyor. Mesela C4.5 diye bir decision tree algoritması var. Onu RapidMiner'da bulamazsınız, Beka'da bulamazsınız, Nine'de bulamazsınız. Telifini almış adamlar. Ama sonra onu reverse engineering'de, tersten mühendislikte çözmüşler. J48 algoritması olarak mesela açık kaynak kodlusunu bulabiliyorsunuz. Yani böyle şeyler de var. Kullanılan tool'a göre değişen özellikler de var. Ama dediğim gibi bu biraz tool'u tanımayı gerektiriyor. Şimdi ben burada sözü çok uzattığımı bilerek keseceğim. İnşallah faydası olmuştur. Ama sorularınız varsa kısaca sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Sonra da oturumumuzu bitirelim. Buyurun. Bu
bu makaleleri makalelerde kullanmak ne? Bunları biraz daha böyle Word formatına çeviren bir program şeyi var mı? Yoksa biz kendimiz yapsak biraz daha sıkıntı? Şimdi şöyle, makalelerde kullanılan standart bazı yaklaşımlar var ve alınan bazı sonuçlar var. İşte anket verisini kullanıyorsunuz. Anket verisiyle ilgili bir makale yazdığınızda akademik makaleden bahsettiğinizi düşünüyorum. Çok özür dilerim. Ben resim anlamında diyorum. Burada çıkan tabloyu kağıda aktarmada bir Word'e çeviren bir formatta özelliği var mı? Resim olarak çıktı alabilirsiniz. Yani şunu yapabilirsiniz. File'dan. File'da şurada nerede bizim? Print Export Image dersiniz. Onu resim olarak çıkartır. Ama genelde makalelerde bu kullanılıyor. Akademik makalelerden bahsediyorsanız orada kullanılan yöntemler var. İşte diyor ki ben mesela Chait kullandım. O yöntemin altına şu parametreleri set ettim. Çıktısı şu oldu falan. Onu da genelde şöyle yapıyoruz. Bir dizilim yapıyoruz ya burada. Bu kutuları diziyoruz. O dizilimi saklayabilirsiniz proses olarak. Veriyi değiştirip farklı farklı veriler için aynı dizilim. Her seferinde yanına oluşturmanıza gerek yok. Çalıştırıp sistem olarak aynı sistemi farklı veriler üstünde uygulamanız mümkün olabiliyor RapidMiner'da. Ama çıktı almak istiyorum illaki derseniz resim olarak çıktısını veriyor RapidMiner. Bunu da alabilirsiniz. Bu da mümkün. Bilmiyorum cevap oldu mu soru muydu ama. Aslında şu, bunu kopyalayıp Word'e atıyoruz ya, yapıştırıyoruz. Bazıları normal şeylere uyarlayabiliyor. Hani yazı formatı. Bunda öyle bir özellik var mı? Yok anladım. Yazı formatıyla neyi hayal ettiğimizi söylerseniz şunu alabiliyorsunuz. Şu çıktı sonucunu alabiliyorsunuz mesela. Result'ta, işte description'da şöyle bir ağaç formatını alabilirsiniz mesela. Veya burada göstermiyor, bunu da kullanmadık ama şeyleri alabilirsiniz işte. Root, mean, square error, hata miktarları, correlation matrisi. Onların hepsi yazı formatında tablo olarak, resim olarak alınabiliyor. Yani çözüm oldu. Buyurun. Soru mu var? Var mı soru veya? Sorusu olan var mı? Kaynakla ilgili. Şimdi bakın şöyle. RapidMiner ile ilgili RapidMiner kendi sitesi var. Orada hem forumlar var, sorularınızı sorabiliyorsunuz. Hem dokümantasyonu var. Dokümantasyonu var. Şimdi. Ama bence bu işi öğrenmek, data mining'i öğrenmekle başlamalı. Onun kitabı içinde benim tavsiye ettiğim dersler. Benim data mining dersi yokken kullandığım kaynak. J.V. Han isminde yazalım. Ki kendisiyle de bu 3 ay önce bir makalemiz çıktı ortak. Onun yazmış olduğu dünyada en çok okutulan şeydir. Kitaptır, textbook'tur, ders kitabıdır. Dünyada en çok kitap okutuluyor J.V. Han'ın. Böyle bir istatistik var, bir yerlerden çıkmış. Onun kitabını edinebilirsiniz. Tabi Türkçe kaynakta sıkıntımız var. Onu her zaman söylüyoruz, her zaman böyle bir şeyimiz vardır. İngilizce kaynak olarak oldukça kaliteli bir kaynaktır. Baştan sona kadar götürür. Ders vermek için iyidir. İleride data mining dersi anlatacaksanız slide'ları falan hazırdır. Bir eğitim seti olarak da kullanılabilir. Ben onu şuradan açıp hemen göstereyim size. Nerede? İnternetimiz vardır diye düşünüyorum ama internet explorer açmak tabi. Böyle samanlı bir kapağı var kitabın. Data Mining Systems and Concepts olması lazım tam kitabın ismi. İnternetimiz şey mi? Giriş yapayım. Buyurun. Evet. Tekrar aratacak mıyız? Açıkta. Data Mining Concepts and Techniques olarak geçen kitap. Amazon'un reklamı oluyor biraz ama biz bizdeyiz değil mi? Şu kitap. Bunun değişik versiyonları da var. Benim tavsiye ettiğim, şimdiye kadar okuttuğum en başarılı kitaplardan birisi. Bunu tavsiye edebilirim. Yani bir yerden başlayacak. Başka kaynaklar da var. Sadece bu yok tabii. Çok daha fazla sayıda kaynak var. İyilik açısından ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kişisel görüş. Tabii herkes bu yorum yani. Böyle bir tartışma herhalde. En iyisi burada daha iyisi yok değil ama iyi kitaplardan biri değil. Başka soru var mı? Ya da buradan. Bu arada marketingle ilgili özel kitaplar da var. Pazarlamaya yönelik özel veri madencilik kitapları da var. Olayı o açıdan ele alıyor. Verim örneklerini o şekilde adapte etmişler. Onlar da var ayrıca. Onları da konuşuruz daha sonra oturumlarımız. Nasıl hocam? Beğendik mi? Hayır. Çok teşekkür ederim. Bizi bir trust'a yapmak istiyordun da sizin. Benim transfer etti hocam. Ben yani, iki ay sonra Amerika'ya giderim. O zaman Obama'yla görüşürüm. Sizin network'ünüz konusunda tabii çok önemli var. Biz o sonra konuşuyoruz. Evet. Soru yoksa herkese çok teşekkür ediyoruz. Benim kontak bilgilerimi yayınladım. Her zaman bağlantıya geçebilirsiniz. Birebir buraya cevap veriyorum.